İyi akşamlar. Eski defterlere hoş geldiniz. Bu akşam Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 88. yıl dönümü itibariyle Cumhuriyet'i konuşacağız, Cumhuriyetçiliği konuşacağız. Ta Osmanlı'dan alacağız, hatta daha eski zamanlardan alacağız. Ve gelebildiğimiz noktaya kadar 29 Ekim ve sonrasını da konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bir cumartesi akşamı yine sizlerle birlikteyiz. Üçümüz birlikteyiz. Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem, İstanbul Üniversitesi'nden Mehmet Alkan, Alkan. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden. Peki, aynı zamanda. Peki, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ve bendeniz Sabancı Üniversitesi'nden Cemil Koçak. Her zaman olduğu gibi önce ele aldığımız konunun bir kavramsal çerçevesini yapalım istedik. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetçiler Cumhuriyet'i nasıl tanımlıyorlar? Cumhuriyetle demokrasi arasında ne gibi bir ilişki var ya da ilişkisizlik var? İsterseniz buralardan başlayalım. Ve eğer yine izin verirseniz ben bu konularda bir miktar size bilgi vermeye çalışayım. Şimdi öncelikle belirtmeliyiz ki Cumhuriyet monarşinin karşıtı olan bir sistem. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Monarşi kendi içinde ikiye ayrılıyor. Mutlak monarşi ve meşruti monarşi olmak üzere. Mesela Fransız kralı vardı. Fransız ihtilalinden önce gayet iyi hatırlayacağız. Kaçıncı Louis'di o? 16. 16. Louis. O demişti ki devlet benim. Yani aslında mutlak monarşiyi gayet güzel bir şekilde formüle etmişti. 14'tü galiba önde yani. 14 müydü? Onu ben de tam hatırlayamadığım için bir küçük bir skandal olmasın diye size sordum. Ama Louis'lerden bir tanesi. Bence 16. 16 evet. Ben de 14 diye hatırlıyorum ama. Artık ona bakacağız ama kesin olan şu var ki kendisi mutlak bir monarktı, otokrattı ve devlet benim demekle aslında bu işin siyasi formülasyonunu yapmıştı. Fakat bazen öyle ülkeler var ki mutlak monarşiden sıyrılmış. Meşruti monarşiye geçmiş. Biz birçok programımızda birinci meşrutiyeti ve ikinci meşrutiyeti ele aldığımız zaman aslında bu meşruti monarşilerden bahsetmiştik. Nedir meşruti monarşinin anlamı? Sultanın var olduğu fakat yetkilerinin anayasal sınırlarla kısıtlandığı, otoritesinin azaltıldığı ve iktidarın ve egemenliğin anayasanın el verdiği ölçüde çok geniş ölçüde ya da daha dar ölçüde halka bırakıldığı sistemden bahsediyoruz. Mesela bizim birinci meşrutiyette anayasa öyle bir şekilde dizayn edilmişti ki saltanata epey iktidar ve egemenlik yetkisi bırakılmış. Buna karşılık yasama organının, parlamentonun yetkileri ve hükümetin yetkileri bir hayli daraltılmıştı. Oysa ikinci meşrutiyetten sonra yapılan 1909 anayasa değişikliğiyle 1876 anayasası değiştirilmiş ve saltanatın yetkileri çok 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 azaltılırken buna karşılık halkın seçtiği parlamentonun yetkileri bir hayli çoğaltılmış ve bugünkü siyasi sistemin temelleri atılmıştı. Demek ki meşruti monarşi mutlak monarşinin bir adım önünde ve onun pek çok bakımdan karşıtı olarak ortaya çıkıyor. Ama aralarında şöyle bir ortak nokta var. Devletin başı, devlet başkanı seçimle değil, kan yoluyla geliyor. Şimdi kan yoluyla geliyor deyince yani ırsen geliyor. Kralların veya kraliçelerin çocukları aynı aileden insanlar devlet başkanı olma hakkına sahip. Onun dışında kalmış olan insanların devlet başkanı olma imkanı ve şansı hiç yok. Bu durumda Osmanlı örneğinde hanedan hiç değişmeden kendi içinden devlet başkanı yaratıyor. Önce mutlak monarşiyle yaratıyor, daha sonra meşruti monarşi içinde yaratıyor. Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet devlet başkanının seçimle iş başına geldiği sisteme diyoruz. Bu durumda bizde olduğu gibi ve bizde başka ülkelerde olduğu gibi cumhurbaşkanı devletin başı, devlet başkanı oluyor ve muhakkak seçimle iş başına geliyor. İsterse parlamento onu doğrudan seçebilir ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da başka cumhuriyetlerde olduğu gibi parlamento değil fakat doğrudan doğruya halkın kendisi cumhurbaşkanını doğrudan seçebilir. Şimdiye kadar bizdeki olan usul cumhurbaşkanının 1923 yılından beri her zaman cumhurbaşkanını parlamento tarafından seçilmesi iken son yapılan anayasa değişikliğinden
itibaren ilk defa önümüzdeki bir tarihte Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilecek. Onu da göreceğiz ve deneyeceğiz. Cumhurbaşkanının devlet başkanı olarak halk tarafından doğrudan ya da parlamento tarafından seçildiği sistemlere cumhuriyet diyoruz. Peki bütün bu akademik bilgiyi verdikten sonra demokrasiyle bunların ne alakası var diye soracak olursanız eğer şöyle cevap vermek gerekir. Hakimiyeti milliye, egemenliğin ve iktidarın kaynağının milletten geldiği ve tekrar millete döneceği teorisi içinde demokrasi cumhuriyette olabilir, meşruti monarşide de olabilir ya da cumhuriyette olmayabilir. Yani bütün demokrasiler cumhuriyet olmadığı gibi bütün cumhuriyetlerin otomatikman demokrasi olmayacağını da baştan kabullenmeliyiz. Cumhuriyetin tek bir özelliği var. Cumhurbaşkanının, devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi. Monarşinin tek bir özelliği var. Devlet başkanının belirli bir kan yoluyla ırsiyeten iktidara gelmesi, seçim yapılmaması. Demokrasi ise bizim örneğimizde ikinci meşrutiyette olduğu gibi demokratik bir mekanizma sağlayabilir meşruti monarşi. Mesela ikinci meşrutiyette 1908 sonrasında bu sağlanabilmiştir. Ya da meşruti monarşi bir süre sonra kendi diktatörlüğünü de yaratabilir. Dolayısıyla demokrasi ile diktatörlük arasındaki çelişkiyi ele aldığımız zaman demokrasi mutlaka cumhuriyetin doğrudan ve kaçınılmaz bir sonucu değildir. İsterseniz son birkaç cümle olarak tek tek örneklere bakalım. İngiltere bir meşruti monarşidir. Kral ve kraliçe vardır. Buna karşılık demokratik bir sistemle idare edilir. İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, İspanya hala krallıklar zamanını yaşamaktadır. Bu anlamda krallıkların eğer orta çağ kalıntısı bir kurum olduğunu düşünüyorsak ya da düşünüyorsanız, bu ülkelerin herhalde bir orta çağ karanlığında yaşadığını söyleyemeyiz. Bu ülkeler meşruti monarşidir fakat aynı zamanda demokratik rejimlere sahiptir. Buna karşılık tarihte cumhuriyet olan fakat asla demokrasi olmayan ülkeler de var. Mesela 1917 yılından sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği uzun yıllar cumhuriyet olmak ve cumhurbaşkanını, devlet başkanını seçimle iş başına getirmek suretiyle bir cumhuriyet niteliğine sahipti ama asla bir demokrasi değildi. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ya da buna benzeyen bazı cumhuriyetler cumhuriyet olmakla birlikte yine demokratik bir rejime asla sahip olmayan ülkelerdir. Bugünkü konuşmalarımızın önemli noktalarından bir tanesi aslında demokrasiyle cumhuriyetin özdeş ve eşit olmayan bir sistem olduğunu vurgulamakla başlıyoruz. İsterseniz bu akşam şöyle yapalım. Birçok sinema filminde yönetmenler seyircinin biraz da ilgisini çekmek için filmin girişinde son kareyi gösterirler. Filmin son karesini gösterirler. Sonra o son kareyi kısaca gösterdikten sonra filmin ikinci karesinde hızla filmi geriye sararlar ve derler ki mesela 10 sene önceden başlıyoruz. 10 sene önce. İsterseniz biz de öyle yapalım. Filmin ilk karesine geçelim Mehmet. İzin verir misin? Tabii ki. Mesela Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edildiğine göre 29 Ekim'den 24 saat öncesinden başlatalım mesela. Atatürk nasıl anlatıyor Cumhuriyet'in ilanını? Oradan başlayalım. Başlayalım. Şimdi bugün Cumhuriyet'in yıl dönümü, çok önem verdiğimiz bir yıl dönümü. Fakat şunu hatırlamamız lazım. Cumhuriyet akşamdan sabaha ilan edildi. Bu bir espri değil. Zaten merak eden izleyicilerimiz Atatürk'ün nutkunu okurlarsa orada da bunun akşamdan sabaha karar verilmiş ve ilan edilmiş bir hükümet şekli olduğunu ve onun ayrıntılarını görecekler. Şimdi bir konuyu öbür saate bırakmak üzere ki o konu birinci meclis
feshedilip seçimlere gidilip ikinci meclis 1923'te açıldıktan sonra milli mücadelenin lider kadrosu arasında bir çatışma başlıyor. Bu çatışmanın ayrıntılarına daha sonraki saatte gireceğim ben. Ve bu çatışma gelip 29 Ekim gününe kadar dayanacak. Aslında bu çatışmanın arkasında birkaç konu var. Bir tanesi, hilafet hala ortada. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmış ama hilafet Vahdettin'de bırakılmış. 17 Kasım'a kadar da kendisinde kalacak. Sonra can güvenliği sebebiyle gidecek. Çok ilginç bir şey olacak tarihte, bir halifeyi meclis seçecek. Ama birinci meclisin muhalifleri temizlendikten sonra ikinci meclis açılacak. Bu işte Lozan Anlaşması'nı onaylayacak ve milli mücadelenin lider kadrosu arasındaki çatışma da yavaş yavaş yüzüne çıkacak. Dediğim gibi bunu sonraki şeye bırakıyorum, ona tekrar döneceğiz. Şimdi tam... Bu da filmimizin önceki sahnelerine önceki sahnelerinden ait. Biri olacak. Şimdi tam manasıyla 24 saat öncesine, çünkü Cumhuriyet'in ilanının 24 saat öncesine dönmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet'in ilanı bir değişik kanunla ve anayasada yapılan bir değişiklikte tam 29 Ekim günü saat 8.30'da gerçekleşti. Akşam 8.30'da. Akşam 8.30'da. Evet. 20.30'da. 20.45'te de, yani 8.45'te de Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi bunun tam 24 saat öncesini Atatürk nutukta da şöyle anlatıyor. Bu siyasi taktikleri sürpriz olarak sonraya bırakmak koşuluyla nutuktan birkaç alıntı yapacağım. O da şu. Nutukta o geceyi şöyle anlatıyor. 28 Ekim 1923 saat 20 Pazar günü Çankaya Köşkü'ndeyiz. Yemek esnasında yemek yiyorlar arkadaşlarıyla. Çünkü mecliste görmüş, hadi gelin Çankaya yemek yiyelim demiş. Saat tam 20, saat 8, akşam 8. 28 Ekim gecesi pazar. Yemek esnasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Hazır bulunan arkadaşlar derhal fikrime iştirak ettiler. Yemeği terk ettik. O dakikadan itibaren sureti hareket hakkında kısa bir program tespit ve arkadaşları tavzif ettim, görevlendirdim. Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Yani çok açık söylüyor zaten bunu. Çünkü onların zaten ve tabiaten benimle bu hususta hemfikir olduklarına şüphe etmiyordum. Halbuki değil. Birazdan açıklayacağız yani öbür tarafta. Çünkü buna çok şaşıracaklar. Hatta yani bunun böyle çok aceleye getirilmesinden rahatsız olacaklar. Halbuki o esnada Ankara'da bulunmayan bazı zevat, kendisinin de söylediği gibi, selahiyetleri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden ve rey ve muvafakatleri alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını vesile-i ibrar ve iftirak addettiler. Yani bu kendilerinden habersiz yapılmış bu işi. Evet. Ve diyor ki sonra saat 11'de, gece saat 28 Ocak 1923 gece 11'de İsmet İnönü'yü Çankaya'da alıkoymuş, diğer arkadaşları gitmiş ve beraber bir kanun tasarısı hazırladık diyor. Halbuki başka anılardan öğreniyoruz ki adliye vekaletiyle o tasarı, yani Cumhuriyet'in ilan edileceği yolundaki tasarı daha Eylül ayında hazırlanmış. Bugünkü bazı gazetelerde de vardı, o demeç olarak yabancı basına da yansımış. Buyur Mehmet, canım. İstersen bu heyecanlı son karede filmi bir an donduralım ve hızla makaraları geriye saralım. Hakan, ne kadar geriye saralım? Kaç, ne yazalım filmin o karesine, ne kadar önce diyelim? Yani milattan önceye kadar sarabiliriz. 1923'ten milattan önceye tabii gidiyoruz. Tabii ki yani birdenbire büyük bir ışık hızıyla zıplama yapabiliriz. Ve istersen şöyle, bu Cumhuriyet meselesi Osmanlı'da veya Osmanlı'dan önce nasıl başlıyor ve Osmanlı'ya nasıl sirayet etmiş ve Osmanlı'da ne kadar geriye gidebiliriz? Cumhuriyet Tin telaffuzu Osmanlı'da nereye kadar geriye gidebilir? Mesela kaçıncı yüzyıla kadar? Oradan başlayalım. Şimdi Osmanlı'dan önce tabii ki yani şehir devletleri aslında cumhuriyete çok benzeyen usullerle yönetiliyorlar. Eski Yunan'ın demokrasisi var tabii ki. Şimdi Roma'da
Yalnız kelimenin çıkışı bugünkü bir sürü dilde bile Latinceden bozma bir şekilde söyleniyor. Bu republik veya republic veya Doğu Avrupa ülkelerinde respublika deniyor. Doğrudan Latincesi söyleniyor. Şimdi Roma'nın bir kralı var. Roma önce bir krallık. Milattan önce 5. 6. yüzyıllarda falan bir krallık. Ama bu kral bir Etrusk kralı. Soyluları Roma'nın Patrisi ailesinden, ailelerinden gelen soyluları bir noktada ya bu kral çok diktatoryal, istediği her şeyi yapıyor deyip kralı mutlak kovuyorlar. Monarşiye karşı çıkıyorlar. Kralı ülkeden kovuyorlar. Son kral da çekilip gidiyor zavallı. O noktada daha önce devlet kralın mülkü olarak görülüyor. Bizdeki gibi, Osmanlı'daki gibi. Bizdeki gibi. Res privata deniyor buna. Yani privata özel, res de mülk. Özel mülk anlamında kralın mülkü olarak görülüyor. Kral gidince yeni kurulan idareye res publica deniyor. Yine publica kamu, kamuya ait. Res mal olduğuna, servet olduğuna göre kamusal servet, kamu malı deniyor. Şimdi res publica lafını biz Romalıların bu ilk cumhuriyetine borçluyuz. Tabii ki Roma tarihinde önce krallık, sonra cumhuriyet, sonra tekrar imparatorluk oluyor. Yani imparatorluktan önce bir cumhuriyet var, o da bize birazcık ters geliyor, sonra imparatorluk oluyor da. Bu respublika lafı ilginç, birazcık altını da eştiğimiz zaman Roma'da asla bir demokrasi yok ya da yavaş yavaş gelişiyor halk katılımı da. Fakat başlangıçta bir aristokrat yönetimi var, Roma bir aristokrasi, yani patrisi aileler elinde bir aristokrasi. Şimdi Osmanlı bunlardan mesela hiç haberdar mıydı bu gelişmelerden? Mesela bu aslında bir soru bu. Yani mesela bu Roma'dan şeyin kovulmasından, kralın kovulmasından, son kralın kovulmasından haberdar mıydı? Kısa cevap aslında evet. Çünkü en azından bazı Osmanlılar haberdardı. Böyle bir manuskri kültüründe ne kadar yayılırdı bu tip fikirler, orası başka bir soru. Orayı mahfuz tutarak size küçük bir şey okuyayım, tek bir satır. Roma padişahları şehirden nef olunduktan republika hali, yani tedbiri ayan devlete diye gidiyor. Şimdi neden okudum ben bunu? Yani bir tabii Roma padişahları şehirden kovulduktan sonra republika hali diyerek republika kelimesi kullanıyor. Bunu Katip Çelebi'nin Tarihi Frengi diye bilinen bir tercümesi var. Bu 1654 yılında yapılan bir çeviri. 17. yüzyılın ortası gibi bir ortak bir Fransız mühtediyle beraber yaptı herhalde. Adamcağız Fransızca'da Almanca'dan okuyor. Katip Çelebi onu Osmanlıca olarak yazıyor. Böyle bir ortak çalışıyorlar ama mesela republika lafı o sırada henüz dikkat cumhuriyet falan gibi bir şey kullanmıyor. Republika diyor buna ama bu da geçiyor. Yani 17. yüzyılda hem bu tarihi Roma kralının ülkeden kovulup respublika olmasından haberdar, olayın kendisini anlatıyor. Hem de republika kelimesini aynen Osmanlıca'da kullanıyor. Bunun haricinde ne derlerdi yani haberdar mıydılar? Her şeyden önce haberdardılar. Çok dönemin kaynaklarına mesela işte bir başka 17. yüzyıl 1630'larda yazan Hasan Beyzade Ahmet Paşa'ya baktığımız zaman mesela şey geçiyor. Venedik Cumhuru, Ceneviz Cumhuru, Leh Cumhuru, Cumhur deniyor hep. Çünkü Avrupa'daki her devletin başında bir monark yok. Venedik'te mesela o da bir aristokrasi yönetimi ama ona cumhuriyet deniyor. Ama başta seçilmiş bir idareci var, doge olarak. O bir aristokrasi, hiç demokrasiyle alakası yok. Yani şimdi burada doğrudan halkın seçtiğine bakarak biz oraya cumhuriyet demiyoruz. Hayır. Aristokrasi de seçse. Bir hiç önemli değil. Yani cumhuriyet, aristokratik o galiba. Irsi olmaması. Yani oradaki vurgu o. Diğerlerinde ırsi. Her seferinde seçime kaç kişinin katıldığı önemli değil burada. Ama hayat boyu falan seçebilirler. Evet, o önemli yani değil. Ölünceye kadar seçebilirler. Önemli olan
Babadan dar bir grupta olsa bir şekilde seçilmesi. Hanedanlık olmaması. Evet. Hanedan bu olmaması bu önemli. Zaten cumhuriyeti ama, fark yani monarşiden de bu. Bu ayırıyor yani, ama işte cumhuriyetler aslında aristokrasiler olabiliyor. Evet. Yani aristokratik cumhuriyetler oluyor. Evet. Venedik çok, öyle. Çok böyle ne diyeyim böyle çok farklı ve yabancı bir kavram. Hem aristokrasi oluyor hem cumhuriyet oluyor. Yani Lehistan öyle bir şey bir arada ya bir ara. Venedik öyle. Yani aristokratik cumhuriyetler oluyorlar. Dolayısıyla demokrasiyle alakası olmayan rejimler. Olmayan rejimler oluyor. Mesela yine kullanırken Korsika Adası Cumhuru diyor. Nederlanda yani Hollanda Cumhuru diyor. Şimdi cumhur hep cumhur diye geçiyor. Osmanlıca'da cumhur Arapçadan gelme bir şey. Halk demek. Hatta İyi anlamları da pek yok. Çoğunluk demek, bir ahalinin çoğunluğu demek, halk demek, kamu demek aslında. Arada doğrudan, hani cümbür cemaat denir aslında cumhur cemaat. O cumhur cemaat mesela. İşte oradaki o deyimdeki hali aslında olumsuz hali. Evet. Yani kuru kalabalık ayak takımına da cumhur diyorlar. Cumhur cemaat geldiler. Şimdi mesela yani herkes toplanmış gelmiş. Yani değil mi? Halk ağzında. Fiil olarak cumhur eylediler demek. Mesela toplandılar bir araya geldiler ve bir de bir şey karıştıracaklar. Yani bu anlamlarıyla, bu kötü anlamıyla cumhur, şöyle bir sözlük karıştırdım. 19. yüzyılın sonuna kadar aslında devam ediyor. Bir anarşik duruma cumhur diyorlar. Kaos. Şimdi bir anlamı bu. Birkaç istisnası var ama. Var tabii ki. Var. Birazdan değineceğiz. Tabii. Muhakkak var. Fakat yani böyle de bir temelden geliyor. Ne zaman cumhuriyet, yani cumhurdan ne zaman cumhuriyet oldu diye bakıldığı zaman sanıyorum 19. yüzyıldan önce cumhuriyet kelimesini bugün kullandığımız şekliyle kullanılmadı. Hep cumhur deniyordu. Cumhuriyet mesela 1837'de Bianchi ünlü Fransızca sözlüğünde orada idareyi cumhuriye diyor. Henüz cumhuriyet lafı geçmemiş, olmamış. Sen de belki birazdan söyleyeceksin. Fakat Redhouse'un 1856 yılındaki sözlüğünde artık açık açık cumhuriyet deniyor. Yani demek ki artık nasıl cumhuriyet... Nasıl açıklıyor onu? Cumhuriyeti nasıl açıklıyor? Hemen bakayım. Yani not almıştım. Mesela Redhouse şeyi söylüyor cumhuriyete. A Republican form of government diyor. Evet. Yani bir cumhuriyet idaresi karşılığı olarak tabii evet. Türkçeden Türkçe'ye de cumhuriyetin karşılığı cumhuriyet gibi oluyor da İngilizce öyle değil. Yani republic karşılığı cumhuriyeti artık 1856 kullanmaya yılında başlamışlar. Kullanmaya başlamış. Şimdi diğer yönetimlerin de çok farkındalar. Yani bunun en büyük teorik şeyini yazan, girişini yazan İbrahim Müteferrika. Türkiye'ye matbaayı getiren adam. Bu Usulül Hikem fi Nizamil Ümem adlı şeyinde eserinde Katip Çelebi'ye de aslında dayanarak ama doğrudan da Katip Çelebi'den aldığını şey yapmayarak söylemeyerek bu üç yönetim şeklini epey bir şekilde anlatıyor bize. Hakan yani, bu üç yönetimden kastın nelerdir? Vallahi onu da söyleyelim. Bu üç yönetimden kastım birazcık senin yaptığını şey yapıyor. Hani anlattın ya monarşi vesaire diye. Evet. Kendi sözleriyle bakalım. Çok ilginç. Bunları siyasi yollar olarak görüyor. Yönetim şekilleri olarak görüyor. Yani bugün dünyada olan ülkelerin yönetimleri birbirine benzemez diyor. 1730 yılında yani 18. yüzyılın başında birbirlerine karşıtlığı vardır diyor. Birbirine benzemez diyor. Ama bunlar diyor şeyden gelmektedir diyor. Ta eski felsefecilerden biri gelmektedir diyor. Bir tanesi diyor mezhebi Eflatun'dur. Yani Platon'un tuttuğu yoldur. Mezhep derken dinsel anlamda değil. Politiyesi hatırlayacaksın Respublika. Evet. Niye çevriliyordu benim hatırladığım tabii. kadarıyla. Yani kesinlikle. Hı hı. Şimdi burada Platon'un monarşi taraftarı olduğunu söylüyor. Halk bir akil ve adil padişaha, yani akıllı bir padişaha biat eder, sadakatini verir ve o da halk adına karar verir. Bitti bu iş, onun da çocuğu bundan sonra o olur filan. İkincisi mezhebi Aristotelist'tir diyor. Yani bildiğimiz Aristo. O da ve ol demiştir ki saltanat tedbiri ayağını devlet elinde olmak gerektir.
Yani devletin önde gelenleri yönetsin. Bu sisteme aristokrasiye tesmiye ederler. Yani aristokrasiye ismini verirler diyor. Krasiye lafını yanlış biliyor. Yönetim olarak değil de kratia. Krasiye hikmet demektir diyor. Değil öyle ama. Üçüncü olarak da, filozof olarak da yine bir yanlışlık yapıyor. Yani büyük bir entelektüel ama bir takım şeyler, yanlışlıklar var. Üçüncüsü de demokratistir diyor. Yani Platon, peşine Aristo, üçüncüsü de demokratistir diyor. O da ki yani... Onu da galiba demokrasiye çevirecek. Onu da demokrasiye çeviriyor. Korkarım öyle yapacak. Ve aynen öyle yapıyor. İşte isim benzerliğinden dolayı diyor ki saltanat tedbiri reayanın olmak gerektir. Yani yönetilenler kendilerinin tedbirini alsınlar, önlemini alsınlar, onlar yapsınlar. Ta ki kendilerinden zulmü def'e kadir olalar. Yani başkası onlara zulmetmesin diye kendi kendilerini yönetme şeyinde olsunlar. Bu üslup üzere olan devlete demokrasiya derler. Şimdi demek ki artık 18. yüzyılın başında hele ki İbrahim Müteferrika'nın Risalesi'nin basıldığını, matbaayla basıldığını, çok okunduğunu düşündüğümüz zaman... Bunun göreli olarak yayılmış olduğunu bunun söyleyebiliriz. Mesela demokrasi fikrinin, demokratik bir demokrasi diye bir yönetimin olduğunu 18. yüzyılın başında mürekkep yalamış, okumuş, yazmış bütün o Osmanlılar biliyorlardı. Bu matbu bir eser olduğu için ve çok referans verildiği için söyleyebiliriz. Ayrıca da herhangi bir yanılma olmasın diye hangi hükümetin, kendi dönemindeki hangi hükümetin demokratik olduğunu söylüyor. Halen Felemenk ve İngiliz devletleri bu kaide üzeredir. Yani Hollanda ve İngiltere demokrasiyle yönetiliyor diyor. Hollanda Cumhuriyet, İngiltere monarşi fakat ikisi de demokrat. Dolayısıyla bir monarşik demokrasi, bir daha kısıtlı başka yani şey anlamda monarşi yok. Demokrasiden haberdar. O haberdarsa hemen hemen bütün Osmanlı aydın, mürekkep yalamış kesimi de hakikaten haberdar. Kitaplarında bu eser zaten Osmanlı yönetici elitinin muhakkak kitaplarında çünkü bu eser olacak ve okumuşlardır. Bir nasihatname şeyi de olduğu için, geleneğine de uyduğu için yani o eski geleneğe de uyuyor. Yani kısaca soruna birazcık belki dolanarak cevap verdim ama Osmanlıların 16. yüzyılda pardon 17. yüzyıldan itibaren mesela monarkiya diyorlar. Onun da adını veriyorlar. Şimdi monarşiden haberleri var. Monarhiya, munarhiya ya da monarkiya diyorlar. Aristokrasiya diyorlar. Demokrasiya diyorlar. Bunların batıdan gelen bu kavramları biliyorlar. Yerinde de kullanıyorlar. Burada tam, olarak burada oraya gelelim. Evet. Çünkü şimdi Hakan dedi ki ışık hızıyla gittik. Roma'dan başladık. Hızlı 17. yüzyıla ve birdenbire 19. yüzyıla geldik. 19. yüzyılda birazcık vitesi küçültelim. 19. yüzyılın ortalarında aslında bu meseleler çok daha değişik bir şekilde gündeme gelmiş. Çünkü yeni Osmanlı hareketi var ya da genç Osmanlı hareketi var. Ziya Paşa var ve Namık Kemal neslinin diğer üyeleri var. Ziya Paşa'nın Cumhuriyet karşısındaki tutumu nedir? Evet. Onlar o grup acaba cumhuriyetle daha mı çok? Cevap vermeden ben de şeyi sorayım. Cumhuriyet kelimesini kullanıyor mu? Şimdi tam ondan başlayacaktım Hakan. Sen Bianchi lügatından söz ettin. Orada idareyi cumhuriyet öyle diyor. Deniyor dedi. Yani 1837'de henüz cumhuriyet lafzı kullanılmıyor. Evet. Şimdi sonra Red House'dan örnek verdim. 1856 İlk mıydı? İlk baskısı, Kırım Savaşı sırasındaki baskısında. Orada cumhuriyet deniyor söyledin cumhuriyet ama diyor. Henüz Osmanlı basınına cumhuriyet şeklinde yansımamış durumda. Ziya Paşa idareyi cumhuriyet kullanmış söylüyor, durumda. İlginç. Peki neyi kullanıyor? Bir de ben izleyicilerimizden özür dileyeyim. Bir nevazil hali, nezle hali sebebiyle. Mevsim icabı. Burnumu siliyorum ve sesim nezle çıkıyor. Özür dilerim bu konuda. Şimdi burada senin belirttiğin gibi yeni Osmanlılar bu konuda çok kafa yormuş insanlar. Ve biliyorsunuz Abdülaziz ile olan mücadelelerinin bir sonucu olarak yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Ve orada Hürriyet gazetesini çıkarttılar birkaç değişik kentte. Şimdi benim okuyacağım makale Ziya Paşa'nın yani Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin üyelerinden biri olan Ziya Paşa'nın Hürriyet gazetesinin
sondan ikinci, yani 99. sayısında çıkan makalesi ve çok ilginç bir makale. Tamamen aslında Abdülaziz'i ve Tanzimatçı yönetim zihniyetini kıyasıya eleştiren bir makale. Uzun uzun okumayacağım, birkaç örnek vereceğim. Çünkü makalenin başlığı şu: aslında bir monarşi ile cumhuriyet karşılaştırması yapıyor. Monarkiye dediğin idareyi cumhuriye ile hükümeti şahsiyenin farkı diye bir makale yazmış durumda. Şöyle diyor. Yani hükümeti şahsiye derken de otokrasinin tercümesi olarak kullanıyor. Kullanıyor muhtemelen, doğru. Diyor ki idareyi cumhuriyede padişah, imparator, sadrazam, hariciye nazır filan yoktur. Memleketin padişahı, imparatoru, kralı, sadrazamı hep ahali-i memlekettir. Hı hı. Devam ediyor. İdare-i Cumhuriyet'e bir nice milyon halk, kaç şahsı menfaatperestin hüküm ve keyfiyetine esir olmayıp, herkes hukuku hürriyetini muhafazada azadidir. Yani birkaç kişinin esiri değildir, kendi hürriyetini gerçekleştirir, korur. İdare-i Cumhuriyet'e, Kur'a ile ve cebr ile, zulm ile asker yazılmak yoktur diyor örneğin. Veya idare-i cumhuriyede tersaneye lüzumu olan kereste halat Angarya'dan veya ahali Angarya'dan sağlanmaz. Veya diyor ki idare-i cumhuriyede gazeteler hükümete müdahale etmeye borçlu olmayıp hükmü kanun dairesinde, yani serbesttirler, hürdürler. Yine diyor ki idare-i cumhuriyede bir millet meclisi olur. Bunun azasını ahali intihap eder, yani halk seçer. Evet. Yani ahalinin en hamiyetli ve malumatlı olanları seçilip belli bir süre için buraya üye olur. Sonra da diyor ki idare-i cumhuriyede her şahıs hukuku medeniyesini hürriyet üzere gerçekleştirir. Fakat diyor örneğin hükümet-i şahsiyede gazeteler tamamen evliya-i umurun dal kavukluğu ile geçinirler. Yani böyle sistem veya... Aksi, şimdi aksini anlatıyor. Tam tersini. Yani buraya kadar saydıklarım tersini. Evliya-i umur dediği iş başında olanlar, iş yapanlar anlamında. Aslında Ziya Paşa, Mehmet, yani cumhuriyetle hakimiyeti milliyeyi aslında biraz özdeş ve Hatta cumhuriyetle demokrasiyi özdeşleştiriyor. Evet, değil mi? Yani çünkü aslında cumhuriyeti anlatacağım diye aslında demokrasiyi anlatıyor. Anlatıyor çünkü bir yandan da hatırlayalım, yeni Osmanlıların iki tezi var. Bir, bize anayasa lazım, kanun esası. İki, parlamento lazım. Niye bunlar lazım? Evet. Memleket böyle kurtulur. Öbür türlü idare-i şahsiyede kaldığımız sürece, padişah veya birkaç kişinin ağzına baktığımız sürece, mutlak monarşide kaldığımız sürece bu böyle gitmeyecek. Halbuki biz buraya çevirirsek ibreyi, bu Türkiye için, Osmanlı için bir şart. Dolayısıyla şunu belirtelim. Biraz önce dedim ki 28 Ekim günü, yani Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bir gün önce, Cumhuriyet ilan edileceğinden haberdar oluyor Cumhuriyet eliti. Ama şunu hatırlayalım, Hakan'ın da belirttiği gibi Osmanlı eliti ve sonra da basın aracılığıyla vesaire Osmanlı ahalisi, Cumhuriyet ne demek, işte monarşi ne demek, demokrasi ne demek, bunu bilmekte zaten. Yani bu rejim ilk defa 1923'te icat olunmadı. Onun bir fikri arka planı var ki işte bu değindiğimiz konu biraz onunla alakalı. Bu Ziya Paşa'nın ortaya koymuş olduğu bu idari cumhuriye fikriyle aslında birinci Jöntürk kuşağı olarak adlandırabileceğimiz bu genç Osmanlıların diğer üyeleri arasında da bir ilişki kurmak lazım. Çünkü bu çok... Yani hepsi aynı fikirde değil. Mesela onu kastediyorum. Yani bu homojen bir grup değil. Dolayısıyla bir kişinin cumhuriyete birazcık yakın durmasıyla diğerlerinin de aynı şekilde ona yakın durduğu anlamı çıkarılmamak gerekir. Ama bu bakımdan Ziya Paşa'nın bu tutumu enteresan. Çünkü benim programın en başındaki açış konuşmamda cumhuriyetle demokrasinin muhakkak birbirleriyle aynı şey olmadığını, olabileceğini ama olmak zorunda olmadığını bir söylerken olmak zorunda Ziya Paşa cumhuriyeti aslında demokratik bir rejim olarak aksettiriyor. Yani demokratik cumhuriyeti tarif etmiş aslında baştan itibaren. Oysa cumhuriyetin bazı konularda demokrasiyi muhakkak içinde barındırmayabileceğini de baştan kabul etmemiz lazım. Hakan da söyledi, örneklerini verdi zaten. Zaten Türkiye'de de Cumhuriyet ilan edildikten sonra öyle olmadı.
Yani demokrasi evet. üzerine şu tarif olmadı. Ettiği dünya henüz daha olmadı. Filmin, evet. filmin daha o son karesine daha geleceğiz ama bir aramız var tabii her zaman olduğu gibi. Önce reklamlar ve sonra haberler ve sonra filmin geri kalan sahneleri. İyi akşamlar. Eski defterlerde bu akşam Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyeti ve Cumhuriyetçileri konuşuyoruz. İlk dönemimizde ta eski Roma'dan, Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyeti konuştuk. Ama filmimizi hızla ileri sardık. Şimdi isterseniz 1922 yılına, 1922 yılının sonbaharına dönelim. Yani Cumhuriyet'in ilan edilmesine bir yıl kala, filmi tam bu noktadan yeniden başlatalım. Bir yıl kala, son bir yıl içinde neler cereyan etti, ne gibi tartışmalar oldu ve Cumhuriyet'in ilan edilmesine kadar geçen sürede milli mücadelenin önder kadrosu içinde ne gibi fikri ayrışmalar ve tartışmalar gündeme geldi? Şimdi sırasıyla isterseniz bunlara bakalım. Hatırlayacaksınız 1922'nin sonbaharında Mondros Ateşkes imzalandıktan itibaren yeni Mudanya. Dönemde Mudanya Ateşkes imzalandıktan sonra yeni dönemde nereye gidileceği ve nasıl gidileceği konusunda dönemin askeri ve siyasi erkanı içinde önemli görüş ayrılıkları oluştu. Görüş ayrılıklarının aslında daha eski tarihe dayanan noktaları da olabilir ve vardır. Ama biz filmimizi bu noktadan başlattığımız için hikayeyi buradan ele alacağız. İstanbul hükümeti bir tarafta, Ankara hükümeti diğer tarafta, Lozan Anlaşması görüşmeleri için gidecek heyet, kim gönderecek, nasıl gönderecek, bu heyete kimler katılacak meselesi bir başka tarafta. Bütün bu karışıklık içinde bir de İstanbul'da hilafet ve saltanat ve Ankara'da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun meclis başkanı ve ordusu var. Bütün bu kompleks içinde acaba nasıl karar alınacak? Hepimizin bildiği gibi 1 Kasım 1922'de ilk önemli aşamaya geçiyoruz hemen. Saltanat ve hilafeti birbirinden ayıran bir karar. Bu da tabii aslında öyle kolay kolay tartışmasız alınabilecek bir karar değil. Fakat hilafeti koruyan, hilafeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde gören, ondan ayrılmaz bir parça olarak gören bir karar ama saltanatı ortadan kaldıran bir karar. Vahdettin, saltanatı elinden alınmış bir sultan artık değil, fakat halife olarak yine İstanbul'da kalmaya devam edecek. Bütün bu kararlar 1923 yılında arka arkaya gelen dalgalar gibi tartışmaları ve çatışmaları hızlandıracak ve arttıracak. En önemli nokta Lozan görüşmeleri. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'a giden heyetle Ankara hükümeti ve parlamento içindeki pek çok üye Lozan'da nasıl bir anlaşmaya varılacağı konusunda hayli tereddütlü ve çatışma içinde. Acaba Lozan görüşmelerinde fazlasıyla taviz mi veriliyor? Acaba Misak-ı Milli metninden taviz mi veriliyor? Acaba milli mücadele sonucunda akıtılan kana karşılık Lozan'da alınacak sonuç bunu karşılayamayacak mı? Bütün bu sorular parlamento içinde hayli tartışılıyor. Birinci meclisin Lozan'ı pek de onaylamayacağı konusunda neredeyse genel bir görüş birliği var. Ve nihayet 1923'ün bahar aylarına kadar gelindiğinde 1. Meclis'in süresinin artık dolduğu, 1. Meclis'in görevini tamamladığı, misyonunu yerine getirdiği söylenecek ve Nisan ayında yeni seçimler için karar alınacak. Nisan 1923'te 1. Meclis'in yeni seçim kararı alması üzerine hızla yeni seçimlere gidilecek. 1. Meclis'ten 2. Meclis'e geçiş 1923'ün yaz aylarında gerçekleşecek ve Ağustos 1923'te 2. Meclis toplanacak. Eğer 2. Meclis'in faaliyetleri konusunda genel bir bilgi almak istiyorsanız Işıl Çakan'ın 2. Meclis kitabına bakabilirsiniz. Bu kitapta 2. Meclis'teki bütün siyasi ve diğer faaliyetler çok açık bir şekilde
anlatılmış bulunmaktadır. Eğer 1923 ve 1924'ün özel olarak siyasi gelişmelerine dikkat edecek olursak, Faruk Akkaya'nın kitabını önerebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bu 1923 ve 1924'ü özel olarak odaklayan bir çalışmadır. Bu çalışmada son derece ayrıntılı bir şekilde biraz sonra anlatacağımız olayları size nakletmektedir. Şimdi isterseniz birinci meclis bitti, ikinci meclis faaliyete başladı. İkinci meclisin şöyle bir özelliği var. Birinci meclisteki birinci gruba muhalefet eden, yani Atatürk'e ve arkadaşlarına muhalefet eden ikinci gruptan hiç kimse, bir kişi hariç, hiç kimse dersek belki yanlışlık olduğunu söyleyebilirler, bir kişi hariç, Gümüşhane milletvekili, kimdi Gümüşhane milletvekili? Ben de neyse. Zeki Kadir Beyoğlu. İkinci meclise girebilmiş. Diğer bütün ikinci grup üyeleri meclisin dışında kalmış. Meclis sadece Halk Fırkası'nın üyelerinden oluşacak. Kısa bir süre sonra. Halk Fırkası çünkü Eylül ayında kurulacak. Halk Fırkası'nın bütün üyeler Halk Fırkası'na üyesi olacaklar. Bütün meclis Halk Partisi'nin üyelerinden oluşacak. Fakat bu ilk bakışta anlaşılacağı ya da öyle bir izlenim ortaya çıkabilir. Sanki Halk Partisi de bir homojen bir bütün ve bütün üyeleri aynı fikirde. Böyle bir şey olmadığını şimdi olayların akışı içinde tekrar görme fırsatımız olacak. Ağustos 1923'te ikinci meclis toplandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi hemen arkasından Halk Fırkası adı altında kurulduktan sonra yavaş yavaş İstanbul basını ve Ankara basınında bir anlaşmazlık ve şiddetli bir çatışma. Tam bu dönemde Cumhuriyet tartışılmaya başlanacak. Acaba Cumhuriyet ilan etsek daha mı iyi olur? Ne dersin? Mehmet, tam bu dönemdeki o tartışmaları bize nasıl özetlersin? Şimdi şöyle yine makarayı biraz geri saralım, filmi biraz geri saralım. Şöyle ki, şimdi senin o biraz önce sözünü ettiğin birinci meclisin feshedilmesi, dolayısıyla o fesihle beraber birinci meclisteki ikinci grubun yani muhalefetin tasfiye edilmesi söz konusu. Dolayısıyla ikinci meclis bir istisna dışında müdafaa hukukçulardan oluşuyor ki o zaten Gazi Paşa seçimlere giderken 9 umde adı altında bir beyannameyi yayınladı. 9 umdeden bir tanesi seçimlerden sonra partileşeceğiz yani Halk Fırkası'nı kuracağız vaadiydi. Bu 9 umdede ortaya çıkan siyasi, iktisadi ve kültürel ilkeler etrafında. Şimdi o 9 umdeden biri 9 Eylül'de zaten Halk Fırkası partileşti. Şimdi fakat ikinci meclis müdafaa-i hukukçulardan oluşmakla beraber milli mücadelenin önder kadrosu arasındaki o gizli, ertelenmiş, savaş sebebiyle pek yüzüne çıkmamış çatışmanın da Lozan'la beraber, özellikle Lozan'la beraber ortaya çıktığını görüyoruz. Nasıl? Tam bu noktada galiba Lozan görüşmelerinin heyet başkanı olan İsmet Paşa'yla, İsmet İnönü'yle o sırada hükümetin başında olan, yani o zamanki deyimle icra vekilleri heyeti başı olan ama bugünkü deyimle başbakanlık yapmakta olan Rauf Orbay arasında biraz önce bahsettiğim Lozan görüşmelerindeki istikamet ve sınır tayini konusunda şiddetli bir anlaşmazlık var. Ve bu anlaşmazlık artmış durumda. O kadar artmış durumda ki Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra İsmet Paşa Türkiye'ye dönüp Ankara'da büyük bir karşılama yapılacağı belli olduktan sonra bir zafer töreni. Zafer töreni, bu önemli, önem de veriliyor buna. Gazi Paşa da Atatürk de önem veriyor. Ve heyet vekili reisi Rauf Bey, Rauf Orbay, Lozan dönüşü İsmet Paşa'yı karşılamak istemediğini, yanına Ali Fuat Paşa'yı da alarak Çankaya'ya çıkıyor ve Gazi Paşa'ya söylüyor. Diyor ki ben bu istikbalde, bu karşılamada bulunmak istemiyorum. Çünkü İsmet Paşa ile ters düştük. Uzun bir süre bu Lozan görüşmelerinde çatıştık. Şimdi benim artık yeniden İsmet Paşa'nın elini sıkarak tebrik etmem doğru olmaz. Evet. Dolayısıyla ben çekileyim seçim, diyor. Yok, ben seçim bölgeme Sivas'a gideyim. Evet. Yani bir gezi yapayım diyor. O arada gelmiş olsun, onu öyle atlatalım. Gazi Paşa'nın çok net bir cevabı var. Elbette bunu yapabilirsin. Bir tek şartla diyor.
heyeti vekili reisliğinden istifa ettiğin takdirde gidebilirsin. Çok net. Yani bu istifa et demenin de bir başka yolu. Şimdi bu andan itibaren zaten hemen Rauf Orbay istifa edecek bu olaydan sonra. Ve biraz önce senin söylediğin Ali Fethi Bey, Ali Fethi evet. Okyar heyeti vekili reisi olacak. Hatta evet, icra vekilleri heyeti başkanı olacak. Hatta uhdesinde dahiliye vekaletiyle beraber sonra evet. dahiliye vekaletinden ayrılacak. Dolayısıyla hem başbakan hem İçişleri Bakanı. Bakanı gibi olacak bir tür. İkinci meclisin başkanı yine Mustafa Kemal Paşa. Hı hı. İkinci başkanı, meclis başkan yardımcısı da Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy. Zaten bir süre sonra Ali Fuat Cebesoy'un da istifa edeceğini evet. göreceğiz. Fakat tam bu noktada bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Anlaşılan o ki ortada şöyle bir karşılıklı endişe var. Çünkü bir... Şimdi sen Temmuz, biraz arka plan anlatacaksın. Evet, arka plan anlatacağım. Temmuz ayından itibaren karşılıklı bir taktik, siyasi taktik çatışması yaşanıyor. Şöyle ki, şimdi Ali Fethi Okyar heyeti vekili reisi olduktan sonra, seçildikten sonra onu istemeyenler, dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'ya da kuşkuyla bakanlar, hükümeti zayıflatma ve çalıştırmama peşinde. Buna dair bir takım taktikler izliyorlar. Bu görünüyor. Peki niye böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü onların gözünde 1 Kasım 1922'den beri Gazi Paşa'nın tek adam olma, rejimin tek ismi olma gibi bir hevesi olduğunu düşünüyorlar. Çünkü onların gözünde milli mücadeleyi yapmış herkes iyi kötü birbirine eşit. Yani birinin diğerine üstünlüğü o manada yok. Daha çok görev paylaşımı yapmış onlar. Bir hiyerarşik paylaşım görmüyorlar kendi aralarında. Ama bu arada 1 Kasım'dan 1922'den itibaren hilafetle saltanatın ayrılması, saltanatın meclis kararıyla kaldırılmasının ardından Gazi Paşa'nın biraz tek adam olma yolunda ilerlediğinden kuşku duyuyorlar. Burada şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Çünkü elimizdeki anılardan ortaya çıkan şöyle bir manzara var. İstersen onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Mesela Rauf Orbay'ın siyasi hatıraları birkaç defa basıldı. Birkaç defa değişik yayın evlerinde var. Ama bu isimle herhalde orijinal ismi bu değil. Değil, hayır. Bu da Rauf Orbay'ın siyasi hatıraları değişik adlarla basıldı. Aynı zamanda Ali Fuat Cebesoy'un siyasi hatıraları. Benim elimdeki bir hayli eski bir baskı ama yeni baskıları da var. Bu iki hatırat, şimdi Mehmet'in anlattığı olayları çok geniş ve tafsilatlı bir şekilde kendi gözlerinden ve ağızlarından da anlatıyor. Anlatıyor. Ve yine Atatürk'ün nutkuna bakarlarsa aynı dönemin yine aynı şekilde anlatıldığını izleyicilerimiz görecekler. Peki Lozan'dan sonra bu bir yanda işte hükümeti zayıflatma ve çalıştırmama siyaseti. Bir yanda zaten isimler netleşiyor. Senin gösterdiğin hatıratlar vesaire de bir süre sonra o isimlerin, birazdan birkaçını daha zikredeceğim, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yani ilk muhalif partinin kurucu isimleri olacak onlar. Bu anılarda bu isimler, Ali Fuat Cebesoy olsun, Rauf Orbay olsun, Kazım Karabekir olsun, Refet bu sırada olsun. Refet Beli, Refet Beli olsun. Tabii, tabii çok haklısınız. Bu isimler, yani milli mücadeleye en önce katılmış ve milli mücadelenin ağırlıklı yükünü taşımış olan pek çok isim, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından hemen sonra bu biraz önce anlattığımız bu son bir yıllık dönem ilerledikçe kendilerinin siyaseten biraz uzaklaştırılmaya çalışıldığını, Gazi Paşa ile olan ilişkilerinin soğumaya başladığını, Gazi Paşa'nın kendilerine artık yeteri kadar ya da eskiden olduğu kadar yakın davranmadığını Cemil, söylemeye çalışıyorlar. Bir durum var. Şöyle bir durum. Onu zaten izah etmeye çalışıyorum. Şimdi yani Gazi Paşa'ya muhaliflerin senin söylediğin bir psikolojisi var. Ve anılarda bu çok açık çok bir şekilde açık görünüyor. Ve öyle görünüyor ki işte Gazi Paşa tek adam olmaya gidiyor, bizi tasfiye mi edecek gibi bir izlenim. Bir de bir başka siyasi kadroyu yanına alarak mi tercih ediyor? Şimdi tabii yavaş yavaş da arkadaşlık grupları da belirginleşmeye başlıyor. Fakat Gazi Paşa'nın da kaygısı şu. Gazi Paşa da şunu düşünüyor. Acaba bu arkadaşlarım, şimdi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı, evet. Hilafet duruyor. Özellikle hilafet kurumunun da etrafına sığınarak
beni tasfiye mi etmek evet. istiyorlar? Onun da kaygısı bu. Ya da bu. Beni en azından dengelemeye mi çalışıyorlar? Hayır, tasfiye mi evet. etmek istiyorlar? Evet. Böylelikle karşılıklı bu. Bir iktidar mücadelesi. Yani bunun var. Adını şöyle koyabiliriz değil mi? Bir iktidar mücadelesi var ortalıkta. Hatta yani mesela hatırlayacaksınız bir anekdotal seviyede bir şey ama Halide Edip'ten geliyor. İzmir alınıyor, zafere ulaşılıyor. O kadar daha erken henüz. Şimdi ne olacak paşam dediği zaman Halide Edip şimdi birbirimizi yiyeceğiz hanımefendi diyor. Tamam işte o başlıyor. Tamam evet. o hikaye başlıyor. Yani şimdi onu biraz daha netleştireyim ben. Şimdi dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'e muhalif grup Ali Fethi Okyar'la başlayan süreçte hem Mustafa Kemal'i hem Ali Fethi Okyar üzerinden Mustafa yani. Kemal'i zayıflatma peşinde. Hükümeti çalıştırmayacak, zayıflatacak. Fakat peki bunun karşılığında Gazi Paşa ne yapacak? Gazi Paşa'nın taktiği çok daha ilginç. Hükümet bunalımı yaratmak. Evet. Peki hükümet bunalımı neden yaratmak istiyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Zaten nutukta anlatıyor. Yani bunları ben nutuğa dayanarak anlatıyorum evet. çoğunu. Yani Mustafa Kemal'in ağzından anlatıyorum. Diyor ki bizim bir kötü usulümüz var. Biz meclis hükümetiyiz. Meclis sistemini yaşıyoruz. Ve biz meclis açıldığından beri şöyle bir bir hükümet sistemimiz var bizim. İcra vekillerini, heyeti vekilliği oluşturacak isimler meclis tarafından. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Hatta isimlerini meclis öneriyor evet. ve oylanıyor. Kabul edirlerse heyeti vekilliği alınıyorlar. Bu tam milli mücadelede Ankara'da toplanan meclisin uygulamış olduğu yöntem. Meclis hükümeti sistemi. Meclis bu. Hükümet. Çünkü evet. icra adı bile böyle bakanlar kurulu ya da hükümet değil. İcra Hayır. vekilleri heyeti. Hatta yani aslında şöyle, meclisten aldığı yetkiyi ancak kullanabilen... Meclise vekalet edercesi. Evet. Meclis bir genel kurulsa icra vekilleri de bir yönetim kurulu gibi. Evet, evet. Onun vekili olarak adeta evet. hareket ediyor. Ve bakın 23 Nisan 1920'de meclis açıldıktan sonra 2 Mayıs'ta icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun hı hı. neşrediliyor, yayınlanıyor. Ve bakanlar yani senin de biraz önce belirttin ona göre. Fakat bu sistem şimdi, yorucu bir sistem. Evet, Mehmet, onu yani biraz açıklamak lazım. O yüzden bugünkü sistemden çok farklı, çok farklı olan bir sistem. Şimdi bizim bugün alışık olduğumuz sistem kabine sistemi. Evet. Cumhurbaşkanı başbakanı görevlendirir. Başbakan kendine göre bir bakanlar kurulu listesi hazırlar. Ve hep Cumhurbaşkanı'na beraber güven gider. Oyuna başvururlar. Evet, yani parlamentonun mecliste güvenine tek bir oylama yapılır evet. bu konuda. Güvenine sahipse eğer hükümet güven oyu alır ve evet. iş başına gelir. Halbuki, dolayısıyla hükümet liste halinde seçilmiş olur. Evet. Şimdi bu senin anlattığın usul bunun çok farklı çok bir usul. Çok farklı bir usul. Şimdi diyorlar çok ki çok yorucu bir usul. Evet. Şimdi meclis toplanıyor. Ortada bir hükümet yok. Bir hükümet başkanı da yok. Yani bir icra vekilleri heyeti başkanı da yok. Diyorlar ki şimdi bir İçişleri Bakanlığı için adaylarımız. Evet. İşte Hakan, ben ve sen İçişleri Bakanlığı için aday oluyoruz. Meclis üyeleri de bizi tek tek oyluyorlar. Belirli bir oy oranına çıkabildiğimiz oranda ancak seçilebiliyoruz. Şimdi bunun dolayısıyla sen var. Seçilmiş oluyorsun evet. ama meclisin güvenine sahipsin. Biz de seçilememiş oluyoruz. Ve her bakan için bu yapılıyor. Evet. Şimdi burada şunu hatırlamamız lazım. Bu bakan yani heyeti vekiliyi oluşturmak için çok zor bir sistem. Bunun üzerine yani bu söylediğimiz sakıncayı aşmak için 4 Ekim 1922'de şöyle bir değişiklik yapılıyor. Deniyor ki bu çok uzun sürüyor ve üyeler arasında bir uyumsuzluk da yaratabilir bakanlar kurulu bunu da açman lazım değil mi üyeler yani arasında çünkü birbirinden habersiz kişiler belki birbiriyle uyum siyasi halinde bakımdan belki aynı kişiler, görüşte değiller evet, seçiliyorlar. Bunun için meclis başkanına yani Mustafa Kemal evet. Paşa'ya o dönemde meclis üyeleri arasından aday gösterme hakkı veriliyor. Şimdi bu öncekine göre biraz daha sayıları sınırladığı için kabine sistemi yok ama hükümet üyelerini daha uyumlu hale getirebilir. Fakat daha sonra 20 Ocak 1921'de Teşkilat Esasiye Kanunu kabul edilince yeniden eski sisteme dönüyor. Şimdi bu eski sistemde zaten ikinci mecliste çalışmak, yeni seçimlerden sonra çalışmak Gazi Paşa için biraz daha müşkülat gösteriyor. Çünkü muhalefet de üyet vekiliyi çalıştırmamak için bir taktik geliştirmiş durumda. Bu durumda Mustafa Kemal Paşa'nın taktiği devreye giriyor ve Mustafa Kemal Paşa şöyle bir taktik izliyor. Özellikle zaten Ekim ayında bu yönetici elit veya milli mücadele eliti arasındaki çatışma çıkmış. Şöyle ki, dönemin muhalif isimlerinden biri olacak olan Ali Fuat Paşa,
22 Ekim'de meclis ikinci başkanlığından istifa ediyor. Hmm. Yani bu biraz Mustafa Kemal Paşa'ya bir mesaj. Mesaj anlamında. Tam Hakan seni sevdiğim. İstifa ediyor ve ordu müfettişi olarak görev evet. alıyor. Tekrar askerliğe dönüyor. Askerlik mesleğine zaman ayırmak istediğini söylüyor ve Mustafa Kemal Paşa da onun ricasını kırmayarak Konya'daki 2. Ordu'ya ordu müfettişliğini atıyor. Aslında bugünkü deyimle ordu komutanı gibi oluyor. Oluyor. Ama belki şeyi de devam ediyor hala. Tabii. Mebusluğu da devam ediyor. Tabii. Yalnızca tabii. Meclis Başkan yardımcılığından istifa etmiş tabii. olur. O dönemde yani bu çok önemli bir küçük ayrıntı ama ayrıntı deyip geçmek mümkün değil. Subaylar hem subay olmaya devam ediyorlar hem de milletvekili olmaya devam ediyorlar. 1927'ye kadar, evet, aynı pardon anda, 25'e kadar. 27'ye kadar bu devam ediyor. Edecek, pardon, tamam. Sonra şimdi bu 29 Ekim'e giderken son birkaç gün. Şimdi önce Ali Fuat Paşa 2. başkanlıktan istifa ediyor. Konya'daki 2. ordu müfettişliğine atanıyor. Ardından 24 Ekim'de Fethi Bey'e yönelik eleştiri ve muhalefet artmaya başlıyor. Birazdan zaten Hakan da bize onun karikatür örneklerini verecek. Ben birkaç olaydan daha zikredip sana devredeceğim sözü Hakan. Sonra Mustafa Kemal Paşa bu Ali Fethi Bey'in üzerine çok fazla gelince nutukta da diyor ki müstakilen hafi çalışan bir muhalif hizip. Yani adeta böyle gizli çalışan bir tür komite gibi çalışan bir hizip vardı. Evet. Ve bunların hepsi iddiatçı olduğu için komitacılığı evet, iyi bilirler. İyi bilirler ve bunu hissettik artık diyor. Ertesi güne bakıyorsunuz. Ertesi gün Ali Fuat Paşa'dan yani 25 Ekim'de Ali Fuat Paşa'dan boşalan meclis ikinci reisliğine Rauf Bey'i meclis seçiyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'dan habersiz. Yani meclis başkanına danışmadan, haber bile vermeden seçiyor. Ve Fethi Okyar'dan boşalan dahiliye vekaletine de, çünkü dahiliye vekaleti uhdesinde demiştik, ona da Erzincan Mebusu Sabit Bey'i seçiyor meclis. Şimdi bu tabii bu isimler çok özel isimler ikisi evet. de. Şimdi normal koşullar altında meclisin tamamı neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki deyimle Halk Fırkası'nın üyelerinden oluşuyor. Ve aslında normal koşullar altında Halk Fırkası grubuna önerilmiş olan, hükümet tarafından önerilmiş ya da meclis başkanı tarafından önerilmiş ya da parti başkanı tarafından önerilmiş olan isimlerin kolayca geçmesi lazım. Demek ki aslında parti meclis üzerinde yeteri kadar otorite ve denetime sahip değil. Zaten parti çok yeni kurulmuş durumda. Evet. Yani bir parti disiplini falan aramak yok. Da onun boşuna. Hele Rauf Bey'i seçmesi herhalde evet. Mustafa Kemal Paşa'yı iyice sinirlendirmiş evet. olmalı. Çünkü biraz önce o ayrılmıştı, sen bahsettin. Evet. Hatta bizzat Atatürk istemişti onun ayrılmasını. İsmet Paşa'ya karşı Rauf Orbay'ı kendisi aday olmamış ve aday gösterilmemiş olmasına rağmen seçilince anlaşılıyor ki orada ciddi bir evet. siyasi çatışma şimdi olur. Zaten Gazi Paşa da bunun yani mutlulukta da ikide bir bu gizli hizbin evet. varlığından söz ediyor. Anlaşıldı ki diyor bize karşı bir gizli tertip var. Ya o da aslında hemen yani biraz saplama oldu ama İttihat Terakki'nin kafası da böyle çalışıyordu muhalefete karşı. En ufak bir muhalif durum olursa ona gizli cemiyet muamelesi yapıyordu. O çok meşhur Rıza Nur'un cemiyeti hafiyesi bize. Hikayesi. Evet. Yani muhalefetin su yüzüne çıkıp legal bir şekilde muhalefet yapılabileceğini neredeyse düşünmüyorlardı. Evet. Hepsi komite, gizli hizip, evet. başının ezilmesi gerekiyor. Böyle bir siyasi kültür devam ediyor evet. dolayısıyla. Aynen öyle. Ama her iki tarafta iddiatçı olduğu için iki taraf da bunu gayet iyi bir şekilde kullanıyor. Şimdi bu noktada zaten Gazi Paşa'nın siyasi taktiği devreye girecek. Ve buna nasıl yanıt verilecek? Kendisine ve işte hükümetine karşı başlamış bu siyasi harekete. Şöyle diyor. Bir defa hemen 26 Ekim'de heyeti vekileyi Çankaya'da bir toplantıya çağırıyor. Ve heyeti vekileye diyor ki bir vekil hariç hepinizin istifa etmesini istiyorum. Nereden istifa? Bütün hükümet üyeleri istifa edecek. Heyet vekili üyeleri istifa edecek. Neden? Çünkü gizli muhalif hizbe bir heyeti vekile seçtirme fırsatı da vermeyeceğiz diyor böylelikle. Tek istisnası ne bunun? Tek istisnası Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili Fevzi Paşa. Neden? Çünkü diyor ki Mustafa Kemal Paşa, ordunun idare ve kumandasının mecliste seçilecek tesadüfi bir kişiye bırakılamayacağı düşüncesinde. Evet, yani ordu denetim altında evet. olmak zorunda. Dolayısıyla şimdi tam bu sırada bütün heyeti vekili bir anda istifasını sunacak meclise
Ve üstelik meclisin çoğu tatilde, yani meclisin yarısından fazlası Ankara'da değil. Parlamentoda olmadığı gibi Ankara'da da değil, Ankara dışında. Ve tam bu aşamada bir gün öncesinde 27 Ekim'de, iki gün öncesinde 27 Ekim'de heyet vekili önceden hazırlanan istifanamesini Halk Fırkası grubuna veriyor. Hı. Önce Halk Fırkası grubunda bir şaşkınlık, hiç beklemedikleri bir şey. Aynı gün akşama doğru, yani 27 Ekim 1923 akşama doğru da saat 17'de de meclis açılıyor ve heyet vekili istifasını meclise veriyor. Hı hı. Tam bu noktada, yani bizim hani 28 Ekim'i anlattık, evet, 29 evet. Ekim'den bir gün önce oradaki taktik savaşları, hı, devreye girecek ki oradaki problem şu: Gazi Paşa arzu ettiği şeyi elde edecek. Arzu ettiği şey şu: 28 Ekim ve 29 Ekim günü yaşanan bunalım, kriz bir hükümet krizi. Hı hı. Çünkü hiç bu istifa edenlerden hiçbiri tekrar seçilmeyi kabul etmeyecekler. Ve dolayısıyla bir anda iki gün boyunca ne parti, evet, grubu ne meclis kimseyi seçemeyecek. İşte FETÖ Okyar da istifa etmiş durumda, hepsi, hı hı, istifa etmiş durumda. O arada da kamuoyunda bir şaşkınlık, bir kriz, hı, ve bundan nasıl çıkılacak ki onu ben birazdan, hı, anlatacağım. O krize, evet, yol açtığı şeyleri. Bu krize giden yolda senin tam olarak durduğun noktaya gelirken belki ilave etmemiz gereken bir iki önemli daha çatışma noktası var. İhmal etmeyelim onları da. Bunlardan bir tanesi 13 Ekim'de başkentin, evet, değiştirilmesi, hı, kararı. Yani Ankara'nın yine bir anayasa değişikliğiyle Ankara'nın başkent ilan, evet, edilmesi ve İstanbul'un başkent olmaktan çıkarılması. Evet. Şimdi bu cumhuriyet meselesinde de İstanbul basını ile Ankara basını arasındaki çatışmada İstanbul basının İstanbul'un artık başkent olmaktan çıkarılıp Ankara'ya taşınmış, hı, olmasının getirmiş olduğu bir, ne diyelim, bir hayal kırıklığı ya da bir öfke de var. Tabii, hiç kuşkusuz. Hiç kuşkusuz. Yani bu da çok önemli ve radikal bir karar. Yani İstanbul bütün şeyini, başkent olma özelliğini ve avantajını, ayrıcalığını yitirmiş oluyor. Evet. Üstünlük İstanbul'daki bu Babali takımı gazeteciler gitmemişler Ankara'ya. Evet. Yani çünkü onlar zaten İstanbul'a onların geleceğini diye düşünüyorlar ve düzeltiriz diye düşünüyorlar. Evet, bu da çok, aslında bu da çok önemli bir çatışma şey noktası. Eklemek istiyorum. Çünkü gözden bir süre, çünkü biliyorsunuz, evet, bir süre acaba Ankara başkent olarak kalacak mı, yoksa iktidar değişip, hı, de yeniden İstanbul'a, hı, mı gelecek başkent diye beklenti olacak. Ve şimdi anayasa, sonradan yapılacak anayasa değişikliklerinin de başlangıcı gibi makara, evet, hükümet, evet, Ankara, evet, olacaktır. Teşkilat-ı esasiye. Çünkü, evet, yapmak lazım cumhuriyeti, evet, ilan etmeden önce. Onu orada bir şeyi hatırlatayım, o önemli bir konu. Şimdi bakın, 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşu yaşandı. Evet. Şükrü Naili Paşa geldi, işte, ha, işgalcilerden teslim aldı şehri. İstanbul'u teslim aldı. Şimdi şu çok önemli: milli mücadele ne diye başlanmıştı? Bu çok ihmal edilir. Payitahtı, padişahı kurtarmak için. Şimdi hadi hilafet, saltanat birbirinden ayrıldı, diğerini biraz atlatabiliyorsunuz ama şimdi amaçlardan biri daha hasıl oldu. Payitaht kurtuldu. Ne olacak? Herkes Ankara'ya mı dönecek? Evet. İşte biraz da bunun verdiği aceleyle 9 Ekim'de İsmet Paşa ve arkadaşları başkentin Ankara olması yönünde hemen zaten 13 Ekim'de de Ankara başkent olacak ve ondan sonraki hız değişiklikler, tabii, başlayacak. Halife de İstanbul'da kaldı. Evet. Yani şimdi ilk defa halife başkent olmayan bir yerde kalıyor galiba, değil mi? İstanbul'un adı Darül Hilafe idi. Evet. Yani hilafetin evi. Kullanılırdı. Kullanılırdı. Öyle, öyle yani kullanılırdı. Darül Hilafetül Aliye diye hilafetin merkeziydi. Evet. Şimdi hükümetin merkezi Ankara ise, karar verme merkezi Ankara ise, hilafetin merkezi hala İstanbul olabilir mi? Evet. İki ayrı merkez olabilir mi? Çünkü hem cumhuriyet hem hilafet ikisi başlangıçta aynı anda devam, evet, ediyor. Dolayısıyla çok yoruma ve içtihada açık. Evet. Makarra hükümet dendiği zaman acaba sadece şeyi mi, siyasi hükümetin merkezi mi oldu? Yoksa hilafetin de merkezi oldu mu? Yoksa hilafet hala İstanbul'da kendi merkeziyle devam ediyor mu? Üstelik halifenin sıfatı ne? Halifenin sıfatı devlet ne? Devlet nerede durur? Yani bunun pozisyonunda tam olarak yetkisi nedir? Nerede durur? Şimdi henüz cumhuriyet ilan edilmiş değil. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in sıfatları arasında meclis riyaseti var ama mesela bazıları reisi devlet dedikleri zaman halifeyi anlayabilirler, evet, rahatlıkla. Hatta İsmet İnönü
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Atatürk 8.45'te 20.45'te bu durumu izah edecek. Hmm. Ben Lozan'dayken diyecek. Evet. Onu sonraya bırakayım ben. O, çünkü o zaten şeyi, Cumhuriyetle... Hakan'ın bir şeyi vardı bu. Şey, karikatürü. Bu, bir evet, iki karikatür var. Fethi Bey'in, Fethi Bey'in çünkü ne istifası. Dedik? Mustafa Kemal Paşa'nın en çok rahatsız olduğu şeylerden biri Rauf Orbay'ın yerine heyet vekili reisi olan Ali Fethi Okyar'ın hükümetinin güçsüz bırakılması, çalıştırılmaması. Nedir o hikaye? Şimdi oraya gelmiş, aslında oraya gidersem daha şey olacak, iyi olacak. Yazılar da var, oradan okumak sanıyorum mümkündür ama Fethi Bey bir mutfakta gösteriliyor ve çok yorgun. Yani işte suratından düşen bin parça, bu Karagöz dergisinden, o çok meşhur mizah dergisi. Karagöz'den geliyor, bir mutfak, büyük bir şey var, soba var, kuzin var. Ama üzerinde de çanak çömlek devrilmiş vaziyette. Hı hı. Onları okursak... Çanak çömlekte neler yazıyor? Sıhhiye yazıyor, Marif yazıyor, Nafia yazıyor, şu Maliye yazıyor tersten, şurada bir Şeriye yazıyor. Bir de şimdi, Dahiliye yazıyor. Tamam, Ali Fethi Bey'in ayaklarının dibine. Bir de şurada dibine Dahiliye doğru yazıyor. Yani İçişleri yazıyor, Milli Eğitim yazıyor, Maliye yazıyor. Bugün hala öyle kullanıyoruz. Nafia Bayındırlık yazıyor. Sıhhiye Sağlık Bakanlığı, Şeriye. Tabii bütün bakanlıkların hepsi konmuş değil. Ama işte bir dikkat çekmek lazım ki orada henüz devletin dini İslam. Bir de bir Şeriye vekaleti var ayrıca. Evet. Gayet şey yorgun ve orada şey söyleniyor. Karagöz diyor ki işinin şuradan bakayım. İşinin ehli olmadığını kendinde anladın ya. Haydi bakalım bırak peştamalı çekil de yerine erbabı geçsin değil mi? Evet. Biz de biraz ağzımızın tadını bulalım. Heh. Yani o Fethi'yi yıpratma işinin tam bir yansıması oluyor. Tam da onu okuduğun şeyin üstünde de Cumhuriyet'ten evvelki halimiz yazmışlar. Aynen öyle. Cumhuriyet'ten önceki halimiz, yani mutfakta yangın yok ama yemekler birbirine karışmış. Ve biz de Karagöz işte halkı temsil ediyor. Bu yapılan yemeklerden, bu karman çorman yemeklerden ağzımızın dolayı tadı bozuldu, ağzımızın aç kaldık. Tadı bozuldu. Yani Cumhuriyet'ten önceki halimiz bir kaostur diye söylüyor. Bir sonraki karikatürde... Dolayısıyla bir anlamda şey de demiş oluyorlar, öyle değil mi Hakan? Cumhuriyeti ilan etmekle bu kaosa, bu güçsüz bir olumlu, hale bir olumlu beklenti var. Evet. Onu yine mesela burada çok rahatlıkla görmek mümkün. Teşkilat-ı Esasiye yazıyor. Karagöz ve Hacivat perdenin önündeler. Halbuki bir defa. Halbuki arkasında olmaları gerekirdi. Bu çünkü bir Karagöz perdesi. Yani ışıklı bir perde ve burada iki tane çubuklarla oynatılan iki tane deriden kukla görmekteyiz. Bir tanesi İsmet Paşa, çok rahatlıkla tanınıyor. Öbürü de burnu birazcık büyük ama Mustafa Kemal Paşa. Hı hı. Yani o da çok rahatlıkla tanınıyor. Karikatürleri çok rahatlıkla şey yapılıyordu o dönem, çiziliyordu. Şimdi burada da öbürüne kalalım. Birazcık gidelim. Bir öncekine gidelim lütfen. Orada şu deniyordu, yani o perdenin önündeyken Hacivat hey kuzum hey diyor. Yani sen de yardımcı olabilirsen. Tamam. Hey kuzum hey diyor. Bir zamanlar şu perdenin arkasında biz marifet gösterirdik. Şimdi bizden daha ehilleri çıktı. Ve çok ilginç. Yani bu söylenebiliyor. Evet. İsmet Paşa'ya da söylenebiliyor. Mustafa Kemal'e de söyleniyor. Siz yani aslında perdenin arkasındaki oyuncularsınız. Karagöz de cevap veriyor. Karagöz de şey diyor. Çok şükür. Oyunun sonu herkesin beklediği neticeye vardı da Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi arkasını göremiyorum, şimdi göreceğim. Ha, Cumhuriyet ilan edildi. Yoksa bu kapalı perde hepimizi üzüntüden hasta edecekti. Şimdi daha önceki yönetimin kapalı bir perde, hep perdenin arkasında bir şeyler var. Yani Şeffaf değil. Evet. Sistemde şeffaf değil. Yine Cumhuriyet'in ilan edilmesine bir olumlu anlam belki yükleniyor. Belki Gazi Paşa'nın söylediği o hani hizipler, böyle gizli hizipler, çatışma, perde arkasında yürütülen işler,
hükümeti zayıflatmaya çalışanlar aynen. falan. Biz artık bundan sonra bir miktar daha geleceğe güvenle bakabiliriz deniyor. Çok az vakit kaldı ama bir tane daha var. O iskemlelerle üst üste. Bu da çok ilginç. Cumhuriyet'in ilanından sonra bunlara şaklaban deniyor açık açık. Bir tanesi işte o çok karakteristik yüzüyle Ağaoğlu Ahmet. O da Celal Nuri. Evet. İleri. Şimdi Mustafa Kemal üst üste bir takım şeylerin üzerinde, iskemlelerin, sandalyelerin üzerinde bir tanesinde meclis riyaseti, öbüründe fırka riyaseti, bu kabine riyaseti, şu yanda olan da cumhur reisi ya da riyaseti yazıyor. Üst üste ve yani bir kişinin o senin bahsettiğin tek adamlığın aslında olmak üzere evet. olduğu gözüküyor. Aynı anda birden fazla koltuk, ünvan. Ben artık oraya geleyim. Evet. Yani birden fazla koltuk var. Karagöz de şey diyor, paşam sen bu şaklabanlara bakma diyor. Yani biz burada diyor şey yapıyoruz, mealen söylüyorum. İçimiz pırpır ediyor. Sen böyle gayet dengesiz bir mekanizmanın üzerinde otururken. Ayrıca müthiş bir yetki yoğunlaşması çok, var orada. Ama yani mesela ilginç sistemi yani Mustafa Kemal'den yana gözüküyor. Çok hoş bir şekilde ifade ediyor ama mesela sistemin ne kadar şey olduğunu da gösteriyor. Bozuk olduğu yolunda da bir eleştiri. Yani tek bir kişi çeşitli riyasetleri toplamış vaziyette. Aslında bu buradaki yol ayrımı 1923 Cumhuriyet'in ilanından itibaren kısa sürede daha da sertleşecek, şiddetlenecek ve Cumhuriyet'in çok neredeyse bir yıl sonrasında sert bir tasfiyeye dönecek. Evet ve önce bir muhalefet partisi ve arkasından da sert bir tasfiyeye gidecek. Ama bu akşamlık bu kadar. Bu akşamlık için eski defterleri, Cumhuriyet'i konuştuk, kapatıyoruz. Önümüzdeki cumartesi akşamı gece 10'u 15 geçe yine sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. İyi geceler efendim. İyi geceler efendim.